Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez katılıyorsanız Sibel Zold'a abone olmayı, ayrıca yeni videolardan bildirim alabilmek için zil işaretine basmayı unutmayın. Ayrıca Sibel Zold alt çizgi Instagram sayfa ismimdir. Oradaki storylerimi ve diğer paylaşımlarımı da kaçırmamak için Instagram sayfamı da takip almayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için dondurma tarifimi paylaşacağım. Evinizde kendiniz pastanelerde aldığınız lezzette mükemmel bir dondurma yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece videoyu dikkatlice izleyip bütün püf noktaları uygulayarak dondurmanızı harika lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gerekli olan malzemeleri söyleyeceğim. Çok az malzememiz var. Öyle çok bulunamayacak şeyler değil arkadaşlar. Şeker, süt, saleple yapıyoruz. Şöyle Doktor Ötker'in salebini aldım. Bir paket salep 20 gram arkadaşlar. 20 gramlık bir paket salep kullanacağız. 1 litre süt, 1,5 su bardağı şeker. Şekerimi 250 gramdır arkadaşlar. Küçük su bardağıyla, yani 200 mililitrelik su bardağıyla tam 1,5 su bardağına denk geliyor. Bu şekilde tartınız varsa tartabilirsiniz. Yoksa da 200 mililitrelik su bardağında 1,5 su bardağı şeker kullanıyoruz. Şimdi sütümü tencereye alacağım. Şöyle 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Daha sonra şöyle salebin paketini açıyorum. Şöyle kasenin içerisine boşaltıyorum arkadaşlar. Şekerimden çok az bir miktar şöyle salebin içerisine bir kaşık kadarını koyuyorum. Bu neden yapıyoruz? Salebi eğer direkt süte koyarsak topaklanma olabilir. Bu şekilde şekerle karıştırarak, bu şekilde arkadaşlar, şimdi ağır ağır sütün içerisine karıştırarak ilave edeceğim. Ve salebim kapaklanmadan karışmış olacak. Evet. Bu şekilde tamamen karışmasını sağlayıp şimdi ocağın yanına geçiyorum. Sütümü ocağa koyacağım ve karıştırarak pişirmeye başlayacağım. Evet, tencerem ocağa koydum. Kaynama noktasına gelene kadar bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Dibine tutmasın. Arkadaşlar, yaklaşık 10 dakikadır böyle karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bakın şöyle köpükler oluştu. Kaynamaya başlamak üzere. Kaynadıktan sonra yine aynı şekilde 2-3 dakika daha kaynatarak ocakta tutuyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi ben 2-3 dakika daha kaynatacağım. Yine tabi karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde dondurmamın ilk pişirme aşaması bitmiş olacak arkadaşlar. 2 dakika daha kaynayan, şöyle gördüğünüz gibi kabarcıkları görüyorsunuz. Sütümün altını kapatıyorum. Hemen tezgahın yanına geçerek sütümü tencereden başka bir kaba transfer ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tencereden şöyle çukur bir kabımın içerisine boşalttım. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken nokta, sürekli karıştırıyoruz. Sıcak olduğu için her an üzeri kaymaklanabilir, kabuk tutabilir. Kabuk tutmaması için sürekli karıştırıyoruz ve artık şöyle ağır ağır şekerini ilave ediyoruz. Bütün şekeri böyle sütün içerisine döküyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar, sürekli karıştırmak. Bu süt soğuyuncaya kadar
Böyle karıştıracağız ve hiç kaymak tutturmayacağız. Soğuduktan sonra zaten artık kaymak oluşumu olmayacak ve buzdolabına, buzluğa kaldıracağız. Diğer aşamaları da o aşamada anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, soğutma işlemini hızlandırmak için şöyle bu kasenin altına su dolu başka bir kap koydum. Üzerine de onu oturtturdum bu şekilde ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde daha hızlı soğumasını sağlayacağım. Zamandan kazanmak için siz de böyle yapabilirsiniz. Benim zaten sütüm şu anda neredeyse soğumak üzere. Şu anda ılık kıvamda. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, sürekli karıştırarak soğutmuş olduğum sütümü şimdi dondurmanın oluşması için şöyle buzluğa koyuyorum. Bu şekilde buzluğa koyarak bir saat dolapta bekletiyoruz. Bir saat sonra dolaptan çıkartarak karıştıracağım ve tekrar buzluğa geri koyacağım arkadaşlar. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Arkadaşlar, tam bir saat oldu. Şimdi şöyle dolabımın buzluğunu açarak çıkartıyorum. Evet. Ve karıştırmaya başlıyorum. Bakın kalınlaşmış biraz daha. Şimdi bir karıştıracağız. Evet arkadaşlar, böyle 2-3 dakika kadar bir güzelce karıştırdım. Şimdi kaşığımı çıkartıyorum. Tekrar buzluğumuzu açıyoruz. Ve kabımızı yine dondurucuya bu şekilde koyarak kapatıyoruz. Arkadaşlar, bir saat daha böyle bekleyeceğiz. Bir saat sonra tekrar çıkartarak karıştıracağız. Evet arkadaşlar, dondurmamızı tekrar çıkartıyorum. Arkadaşlar, şimdi böyle bu kez kaşıkla şöyle birazcık karıştırdıktan sonra kaşığımızı çıkartıyoruz ve blenderla karıştırmaya başlıyoruz. Blenderla da biraz karıştırdıktan sonra şimdi tekrar dolaba geri koyuyorum. Bir saat daha bekleteceğim arkadaşlar. Her bir saatte böyle çıkartarak karıştırma işlemi yapıp tekrar koyuyorum. Arkadaşlar, dondurmamı dolaptan tekrar çıkardım. Bakın şöyle kıvamını tam görmenizi istiyorum. Bakın kalınlaşmaya, artık dondurma kıvamına gelmeye başladı. Şimdi kaşıkla değil de yine şöyle blenderla karıştıracağım. Evet, dondurmamızı yine karıştırdık. Şöyle sanırım bu 4. oldu arkadaşlar. 4. kez dolaptan çıkartıp bu şekilde karıştırıp geriye koyuyorum. Yaklaşık 8-9 defa bunu tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi artık 1 saat değil de daha az 40-45 dakika kadar bekleteceğim. Ve hemen çıkartıp tekrar karıştıracağım. Süreyi böyle gittikçe 45 dakika, yarım saate kadar indiriyoruz. Sürekli kontrol edip biraz donduğunda çıkarıp hemen karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, dondurmamı dolaptan 10. kez çıkarıyorum şu anda ve 10. kez şöyle mikserle karıştıracağım. Evet arkadaşlar, yeterince karıştırdım. Şöyle mikserimi içerisinden çıkartıyorum. Şöyle dondurmalarımız ziyan olmasın diye güzelce de sıyırıyoruz üzerindeki kalanları. Evet. Şimdi şöyle bir kaşığımla da karıştırıyorum. Artık çok güzel tam bir dondurma kıvamını aldı. Kalınlığını da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi dondurmamızın üzerini kapatacağız. Yaklaşık 4-5 saat veya geceden sabaha kadar buzlukta bekleteceğiz arkadaşlar.
Ve daha sonra servise hazır olacak dondurmamız. Üzerini de kapatmak için stretch film koyuyorum arkadaşlar. Şöyle stretch film koyuyorum ve bunu şöyle aşağı doğru bastırarak tamamen dondurmanın üzerine bu şekilde örtüyorum. Üzerinde herhangi bir buzlanma olmaması için bu şekilde üzerini kaplıyoruz. Elimizle de bastıralım. Şimdi buzluğuma koyuyorum arkadaşlar. Şu anda burada gece. Ben sabaha kadar bekleteceğim dondurmamı. Yarın dondurmam hazır olacak ve servis edeceğim. Arkadaşlar, bir gece dolapta beklettiğim dondurmamı şimdi servis edeceğim. Çok güzel donmuş. Şöyle açıyorum. Evet, dondurmamız gayet güzel. Servise hazır. Donmuş bir şekilde. Şöyle dondurmamı alacağım kaşığımı bardakta suya koydum arkadaşlar. Dondurmanızı daha güzel alırsınız, ıslatırsanız. Şimdi şöyle güzel bir top almak istiyorum. Evet. Görüyorsunuz ne kadar sertleşmiş. Çok güzel kıvamda. Arkadaşlar, bu şekilde dondurmam hazır. Ev yapımı çok güzel bir dondurma oldu. Şöyle bir de kenarına servis ederken dilerseniz bir külah koyabilirsiniz. Üzerine fıstık koyabilirsiniz. Çikolata sosu koyabilirsiniz. Dilediğiniz gibi dondurmanızı servis edebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu beğendiniz ve hepiniz dondurma tarifimi denersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.